Merhabalar. World 17 ile birlikte sektör gerçeklerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yanımızda Gamze Hanım var. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Gamze Hanım aynı zamanda benim liseden de arkadaşım. Hep böyle egzantrik, değişik işler yapmayı severdi. Evet. İç mimar oldu. Şimdi biraz kendinden bahseder misin? Nereden? Okul? Ben Gamze Garipoğlu. İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezunum. Güzel Sanatlar Fakültesinden. 2015 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra farklı sektörlerde çalıştım. İç mimarların çalışabileceği bir sürü sektör var. Onların hepsini teker teker denedim diyebiliriz. Ondan sonra şu an Kanada'da yaşıyorum. No 17 Design Tasarım firmasının kurucularından birisiyim. Bu şekilde. Güzel. O zaman bizim tipik klişe sorumuzla başlıyorum. Neden iç mimarlık? Çünkü aslında bunun böyle çok uzun uzadıyabilecek bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Ama küçükken bile ayrıntıları, detaylara çok önem veren ve tasarımla çok fazla ilgilenen, kendi kafasında sürekli bir şeyler yaratmakla ilgilenen birisiydim. O sebepten dolayı iç mimarlık diyebilirim şu an. Şimdi iç mimarlık, şimdi Türkiye'de... Şimdi biz burada girişimcilere, yeni meslek seçmek isteyen arkadaşlarımıza yol göstermeye çalışıyoruz. Şimdi iç mimarlık sanki mimarların elinden işi alıyormuş da, içini o yapıyormuş da, dışarıya başkası yapıyormuş da gibi bir durum ortaya çıkartıyor. Evin içerisini mi çiziyorsunuz? Evin içerisini tasarlamıyoruz sadece. Zaten ev demek yanlış olur. İç mimarların sadece konut projelerinde değil, aynı zamanda ticari, sosyal, kültürel, tarihi müzeler vesaire, tarihi evler, konutlar da dahil olmak üzere, alışveriş merkezleri, ofisler, restoranlar gibi bir sürü alanlarda tasarım yapma durumları var. Hatta mesela benim öyle bir şansım olmuştu üniversitede. Yat tasarımı ve karavan tasarımı, katamaran tasarımı gibi bölümleri de var. Yani aslında çok ucu açık bir meslek. Bir sürü yerde, çeşitli şekillerde, pozisyonlarda çalışabiliyorsunuz. İnşaat sektöründe de aynı zamanda şantiye ve benzeri yerlerde de görev alabiliyorsunuz. Ben şeyi görmüştüm. Bu daha önce Kanada'ya ilk geldiğinizde bu BMW'nin yaptığımız bir BMW'yle bir küçük bir toplantımız oldu bizim. Yani hayatın sizi nereden getireceği, nereye götüreceği hiç belli olmuyor bazen gerçekten. Buradaki hayallerinizin alıp orada ya şans eseri otururken dedik ya bu BMW'ye çizilecek olan şeyler acaba gitse ne olur diye bir arayış içerisine girdik ve bir anda kendimizi aslında BMW yat tasarlarken bulduk. Daha sonra bunu BMW üzerinden alıp maddi durumu yerinde olan birine verdiniz. Tebrik ederim. Aynen. Peki ben ana soruyu soracağım, öyle başlayalım. Mimar varken iç mimara gerek var mı? İç mimara gerek var mı? Mimar, şöyle anlatayım bunu. Biraz uzun olacak ama mimarın dokunduğu yerle iç mimarın dokunduğu yer arasında çok fark var. Aslında şu an sektörel olarak bir sürü mimar iç mimarlık yapmaya çalışıyor. Mimarın yaptığı şey, yani bu çok açık bir şey. Hatta şöyle bir şey var. Sadece mimarlar iç mimarlık yapmaya çalışsa bu bir yetenek olduğu için bir nebze daha ve mimarlık eğitimi aldıkları için bir nebze daha yumuşak gelebilir. Ama bunun dışında şu an normalde bir sokakta yürüdüğünüz zaman bir sürü iç mimarlık ve dekorasyon firması adı altında tabela görüyorsunuz. Hatta bununla ilgili şu an bayağı ciddi iç mimarlar odasının ve benzeri yerlerin çalışmaları var o tabelalarla ilgili. Çünkü o tabelaları asmak için öncelikle iç mimarlık bölümünden 4 yıllık bir diplomayla bir fakülteden mezun olmanız gerekiyor. İç mimarlık farklı çünkü mimar, o zaman şöyle de diyebiliriz. Mimar varken inşaat mühendisi binayı dikebiliyor. O zaman mimara gerek var mı? Ben demiyorum, bana kızmayın yani. Ya. Ben de o yüzden bir durum yok. Hayır. Yani stüdyoda yüzden gergin anlar. Tamam. O yüzden hepsinin yeri ayrı. Peki yani o zaman ne toparlamak gerekirse iç mimar ne yapar? Yani bize böyle bir, bize mutluluğun resmini çizebilir misiniz? Bize bir iç mimar resmi çizer misiniz? Ne şöyle yapar? Yapabiliriz. Mesela bir plaza yapıldı diyelim. Tamam mı? Tamam. Bir tane elimizde plaza örneğimiz var. Plazayı mimar arkadaşımız çizmiş, inşaat mühendisi arkadaşımız dikmiş binayı. Ve binada bir sürü kat var ve bir sürü firma girecek binanın, hı hı, içine. Bununla ilgili olarak bir, bu saatten sonra iç mimar mimar mı mühendis mi işin içine giriyor dediğinizde iç mimar giriyor. Neden iç mimar giriyor? Çünkü gelecek olan firmaya göre bazı tasarımlar yapmaya başlıyorsunuz. Mesela kişilerin ve firmaların kurumsal kimlikleri üzerine çalışma yapıyorsunuz. Renkleri, renk uyumu ya da kurumsal logolarında kullandıkları renklerle herhangi bir şekilde uyum olarak tasarımlar başlıyor. Bunun içinde mobilya seçmek sadece mimarlık, iç mimarlıkla ilgili yanlış bir algı vardır mobilya seçmekle ilgili. Hayır, mobilya seçmiyoruz.
mobilyayı kendimiz özel üretim çizimini, ayrıntı detay çizimini verip kendimiz özel de ürettiriyoruz. Yani kişiye özel mobilya ve kişiye özel ürünler üzerine de yeteneğimiz oluyor. Onun dışında mesela birisi yani bir firmanın beyaz yakalı çalışanının üzerindeki ışığın sıcak beyaz mı yoksa soğuk beyaz mı olduğunu, onu hangi koşulların daha rahat ettireceğini, aydınlatma sisteminden tutun, havalandırma sistemi, ses yalıtım akustik, ondan sonra onun dışında elektrik sisteminin, tesisatların hepsini aslında birlikte çalışıyoruz. Bunu environment veya işte çevresel faktörleri etkileyen bir psikoloji dersi falan var mı? Tabii ki de var. Renklerin insanlar üzerindeki, mesela şey vardır bizde çok ünlüdür. Bir TV programında bir tane mimar arkadaşımız kalkar, yani müşteri evi şey fuşya rengini çok seviyor diye işte mutfak dolabından mutfak masasına, işte yatak odasındaki dolaba kadar hepsini fuşya yapar. Böyle bir iç mimarlık yok. Böyle. Fuşya diye bir renk mi var? Evet. Evet. Yani şimdi biz mürdüm gibi. Tipik Türk erkeği olarak, ya bilmiyorum ben kendim yansıtıyor muyum insanlara ama benim için 4-6 renk. Ben ana renk. Ana renklerle yaşamayı çok mutlu bir şekilde yaşıyorum. Allah yardımcınız olsun ya o kadar çok renk şeyleriyle. Tamam. Okey. Bu rengi aklıma tutmaya çalışacağım. Peki şimdi daha derine inelim. Hani bu arkadaşlar boyuyorlar ya istedikleri gibi her yeri evet. falan. Peki bu iş için yetenek gerekli mi? Aslında önceden yetenek sınavıyla alıyorlardı. Mimarlık fakültelerinde var zaten iç mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinde var. Önceden yetenek sınavıyla alıyorlardı. Ancak ben yeteneğin, en çok gerekli olan yeteneğin insanın kafasında, hayal gücünde, yaratıcılığı ve burada bitirmesiyle alakalı. Burada yaratıcı ve yetenekli değilsen el yeteneğinin çok fazla olmasının bir önemi yok bence iç mimarlık için. Çünkü insanlar şeye çok alışmışlar. Bence çok önemli. Sürekli yeniliklere açık olmak ve okumak ve kendini geliştirmek çok önemli bu sektörde. Ancak okuyup kendini geliştirmek derken kopyalamak değil. Çünkü bir şeyleri görüp kopyalayarak tasarım yapılmaz. O zaman yetenek gerekli bir yerde. Aslında yetenek gerekli ama en büyük yetenek kafada tasarlayıp öncelikli olarak bunu kullanabilmekte. Zaten üniversiteye girdiğiniz zaman ilk 2 sene el çizimi üzerine ve teknik çizim üzerine size eğitim veriyorlar. Yani bununla ilgili kendinizi geliştirme fırsatınız var. Ancak daha sonra... Hemen gireyim. Yeteneksiz olarak. Arkadaşlar ben çöp adam dahi çizemeyen bir arkadaş olarak size şunu burada belirtelim ki bu iş için yetenek gerekli. Çünkü kendinde olduğu için bu duyguların ve düşüncelerin bu yeteneği sana çok doğal geliyor ama bana 2 yıl değil 10 yılda büyük bir ihtimal eğitim verseler ben hala o çizimleri yapabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Yanlış aslında, mı düşünüyorum? Yo doğru söylüyorsun ama aslında şöyle de bir şey var. Bir yerde de bilgisayara geçtik artık. Eski el çizimi kalmadı. Sadece müşteriye bir şeyler göstermek isterken küçük bir karalama yeteneğin olsa yeterli oluyor. Yani ben bunu buraya yerleştireceğim, bu ölçü bu kadar olacak gibi şeyler, cevaplar vermen yeterli oluyor. Ama onun dışında artık bilgisayar ve uzman 3D'lerle, işte AutoCAD'lerle, 3D Max'le profesyonel bu çizimler söylediğin, başladı. Bu söylediğin şeyler, 3D Max, işte bunu kaldırabilecek, bu renderları alabileceğin bilgisayarların alınması, okula gidilmesi vesaire bunlar çok çok maliyetli gibi düşünülüyor. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum. Bir arkadaşım üniversitedeyken iç mimarlıktaydı. Hep şey derdi. Projelere harcadığım parayla kendime bir ikinci el araba alabilirdim derdi. 2011'deki ikinci el arabalar fiyatı. Ben de 2009'da alırdım. Alır mıydınız hakikaten? Alırdım. Hakikaten alırdım. Özellikle bu iki tane fakülte vardır bununla ilgili. Artık bu bir kulaktan kulağa gelmiş bir efsane oldu. Dişçilik fakültesi, diş hekimliği ve mimarlık ve iç mimarlık fakülteleriyle ilgili. Sonuçta olarak şöyle bir şey var. Her gün bir adet proje çiziminiz oluyor. Yani yeni ya da eski. Her gün eğitmenlerinize sunmak için bir proje götürüyorsunuz. Bunu A3 çıktısı üzerine alıyorsunuz. Zaten projenin üzerindeki sürekli olarak şu şekilde karalamalar, size düzeltmeler, işte burayı bu şekilde değiştirelimler oluyor. Siz o projeyi tekrardan çizip bilgisayarda tekrardan bir daha A4 alıyorsunuz. Bunun dışında maket yapımı var. Maket yapımı için işte straforlar var. Sonra başka paftalar var. Pafta çıktıları inanılmaz pahalı. Sadece bir ayda paftaya 3000 lira verirsiniz. Anladım. O kadar fazla parası Peki, oluyordu. Arkadaş fakir. Parası yok. Ama iç mimarlık okumak istiyor. Şimdi bu sizin çok alanınız değil. Bunu belki bir eğitimciyle konuşmak gerekiyor ama şimdi Fransa'ya gidememiş, İtalya'ya gidememiş, Japonya'ya gidememiş veya bunları araştırabilecek alanı yok. Hep diyorsunuz yani kopyalamamamız gerekiyor. Evet, şimdi oralara gidip yerini görmemiş. Bu kadar bu maliyetleri işte straforlar alıyorsunuz vesaire. Bunları da bu ödeyemiyor bu çocuk. O zaman zenginler için mimarlık okulu.
acaba öyle mi olması gerekiyordu? Bir de böyle bir sorum var. Çünkü görebildiğini yansıtıyorsa bu çocuk, göremediyse de hiç mimar olmasına çok gerek yok mu? Aslında hayır. Gezerek görmek zorunda değilsiniz bazı şeyleri. Bence araştırma ve dergileri, bilgisayar, artık teknoloji çok gelişti. Bunu internetten ya da en kolay şekilde dergilerden, gazetelerden ya da hatta şöyle daha açık bir şey söyleyeyim. Birisiyle buluşmaya gittiğinde ya da birisiyle bir kahve içmeye gittiğinizde oturduğunuz zaman, bende çok oluyor, etrafı incelemeye ve sürekli burada havalandırma sistemi geçiyor, şu şöyle oluyor, bak burada bu detayı kullanmışlar, kapı, yangın kapısı burada ama şurada ışıklar, süpürgelikleri şöyle yapmışlar gibi, ya da asma tavan kullanmışlar ama asma tavanda işte bilmem ne var gibi sorunları sürekli inceleye inceleye kendiniz aslında daha önce yaratılmış problemlere çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Ya da güzel yapılmış şeylere ek olarak her yerden toplayıp kendi projelerinizde kullanıyorsunuz. Peki 30 üzerinde benim bildiğim, özür dilerim hemen kestim. Bir şey soracağım. 30 üzerinde benim bildiğim yapılmış bir projem var. Genç yaşında. Tebrik ederim. Peki bu yaptığım projelerin hiçbirinde kendi istediğin şeyi yapabildin mi? Yoksa hep müteahhit, sahibi hep şey mi? Ya bu çok pahalı veya bu beni yansıtmıyor, bunu kaldır. Evet. Veya literatüre takılmışsındır, neyse ya da sisteme takılmışsındır. Hiç. Şimdi buradaki en önemli arkadaşlar için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ben istediğimi yapabilecek miyim? Şöyle bir şey var açıkçası. Eğer bu müşteri portföyünüze göre de değişiyor. Yani kime hitap ettiğinize göre yapabildim değişen bir hiç? Şey. Kime hitap ettiğinize göre evet yapabilirsiniz. Sen yapabildin mi hiç? Yapabildim. Tamam. Yani ben de yapabildim. Ama tabii ki bazı şeyler oluyor. Portfolyomu koyarken şey diyorum, hayır. Yani bunu ben yapmış olmamalıyım. Çünkü gerçekten müşteri onu istiyor. Ve bu parayla alakalı bir şey değil kesinlikle. Müşterinin kendi genel kültürüne, kendi bilgisine ve kendi şeyleri açıklığına, yani daha yeniliklere açık olmasıyla alakalı bir şey. Anladım. Peki iç mimarlık ve çevre tasarımı diye bir bölüm var benim bildiğim kadarıyla. Evet, benim okuduğum bölüm. Sonra bir de iç mimarlık diye tek başına bir bölüm var. Evet. Şimdi biz zaten daha, biz normal insanlar, normal insanlar iç mimarlıkla mimarlığı birbirine karıştırıyorken, mimarlık ve çevre tasarımıyla mimarlık, iç mimarlık arasındaki farkın ne olduğunu bize anlatır mısın? Aslında çok büyük bir fark yok. Eğitimsel olarak puanlama sisteminde bir fark var diyebiliyorum. Çok emin olmamakla birlikte ama iç mimarlık çoğu bölümleri mimarlık fakültesine bağlı olduğu zaman sayısaldan alıyor. Ama iç mimarlık ve çevre tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, yani daha çok eşit ağırlık almakta. O sebepten dolayı o fark var. Ama derslerin neredeyse birebir aynı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mimarlık dersleri de iç mimarlık dersleriyle birebir aynı. Biz de yapı alıyoruz, malzeme alıyoruz. Anladım. Benzeri şeyler alıyoruz. Sadece onların daha mimari olarak daha fazla artı dersleri var. Magazin sorusu. Hadi bakalım. İç mimarlar deli midir? Niye hepiniz değişik elbiseler... Şimdi siz modacı değilsiniz ki. Yani ama şey, ben tamam, normal insan. Ben sokaktaki bir adam olarak soruyorum bunu. Neden iç mimarlar sanki çılgın modacılarmış gibi hareket ederler? Neden iç mimarların hep %90'ı tenzih ediyor? Şimdi iç mimar odasından yazı almayalım. Gelecek bir ihtimalle. Neden iç mimar? Delidir şöyle. Şimdi ben de deliyim. Benim yaptığım iş babında ben de normal bir adam yapmaz bu işi. Evet. Şimdi iç mimarlar bu çılgınlıklarını neden sürekli dış görünüşlerine yansıtıyorlar? Bunu yansıtmak zorunda mı hissediyorlar? İkincisi de, çünkü şey diyebiliyorsundur belki, ha bak bu adam böyle giyiniyorsa veya böyle yapıyorsa yaptığı iş de çok farklı olacak. Tırı mı yansıtmaya olabilir çalışıyorsunuz? Yani neden böyle bir... Böyle bir aslında algı yok. Ben hiç kimsenin daha böyle, ben böyleyim o yüzden böyle giyiniyorum dediğini duymadım. Ama genelde iç mimar, daha doğrusu Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin çoğunluğu zaten marjinal tipler oluyor. Yani bunun fakülteye eğilim sonradan gerçekleştiğini düşünüyorum ben açıkçası. Tamam. Ben öyle değilim. Çok farklıları var. Yani saçı mor olan, işte mavi olan, işte ne bileyim bir gözünün rengi bir gözünle farklı olan. Bunda bir sıkıntı yok var. Ama hep çok, öyle. Çok, evet. Hayır, çok güzel tarzları var. Ama ben şeyi destekliyorum. Evet, bence bir insanın giyimi ve kuşamı onun yapacağı işleri de garantidir. Yani bu şey gibi, bir tane diyetisyene gidiyorsunuz ama diyetisyen şişman. Kendini tasarlayamayan insanın sizin evinizde ne gibi bir tasarım olabilir kısmında belki bir ilk algıdır. Türkiye'de iç mimarların, şimdi World Oil olarak buradan bir daha hatırlatayım. Bizim işimiz iş geliştirme, markalaştırma ve şirketleri yurt dışına gönderme her zaman. Benim şöyle bir sorum olacak. İç mimarlarda benim fark ettiğim, o kadar çok ucuza bu işi yapanlar var ki maalesef. Sizin değeriniz düşüyor veya yapacağınız şeyler düşüyor. Peki bunun yanında hadi bu piyasa düşmesi, serbest piyasa diyelim, böyle gidiyor. Kaç kere dolandırıldınız? Tam insanına sordunuz. Yani dolandırılmak demeyelim ama... Kaç kere paranızı alamadınız? Kaç kere paramı alamadıysam bayağı alamadım. Yani en son artık tehditlere ulaşacak kadar
para almaya çalıştığım zamanlar olmuştu. Çünkü artık hani başka türlü çözemediğim zaman. Dava açmak için. Evet. Tamam. Tamam. Hani öyle bir şey değil. Ama tamam. Hani bununla ilgili, bu konuyla ilgili yasal yollar da çok kısır bence. Evet. Sanatla alakalı olarak. Çünkü bununla ilgili telif almak vesaire daha zor. Peki, mimarlığı yurt dışında yapan biri olarak artık, BMW gibi işte büyük emlak firmaları, isim vermeyeyim, R ile başlıyor gibi. Kuçu olduğum için bu kadarını bile yapabiliyorum. Bu kadarını. Bu gibi şeyleri yaparken Türkiye ile yurt dışı arasında bir tane istiyorum. Fark ne? Ha. Ne fark var? Yani yurt dışında bu işi gördüğünüzde, işte bir seneye yakın o iş yapıyoruz orada. Orada burada bir iş yapmışsınız. Çok, yaklaşık bir 6 yılınız var. Nedir fark? Çok basit bence. Sadece en önemli farkı, birisi iş mimarlığının ne olduğunu biliyor. Diğerleri bilmiyor. Çünkü iç mimarlık mobilya seçimi ya da bizde interior designer, interior architecture ve decorator olarak 3 farklı segment var. Hı hı. Birisi styling yapıyor, küçük şeylere dokunuyor. Ucuz işçilik genelde, kalitesiz işçilikle. Bir tanesi interior designer, tamamen yetenekli. Bence yeteneği olan herkes sertifika programına katılıp 2 yıllık bir sertifikayla iç tasarımcı olarak ya da tasarımcı olarak çalışabilir. Tony öyleydi galiba. Senin altında çalışan öyleydi. Biri vardı değil mi? Evet, Tony öyleydi. Ama o da üniversitenin 2 yıllık. Mesela o da üniversitenin 2 yıllık bölümünden mezun. Ancak buraya gel, üniversite ona sertifika veriyor. Diploma değil. Arada Anladım. Fark var. Yani buraya gelip yüksek yapmaya çalıştığınız zaman üniversite size siz daha lisans okumadınız ki yüksek yapasınız diyor. Ön lisans gibi sayılıyor. Evet, yani. O şekilde sayılıyor. Anladım. Peki, okey. Ama bu İngiltere'de farklı mesela. İngiltere'de 3 yıl iç mimarlık okulları ama her yerde geçerli. Okey. Anladım. Şimdi son soruma geçmeden önce ben anladıklarımı bir toparlayayım. Buradan bu bölümü seçmek isteyen veya içeride nasıl yapılacağını görmek isteyen arkadaşlar için. İç mimarlık kendi içerisinde grifleri olan, ben dışarıdaki adam olarak konuşuyorum. Grifleri olan ama aynı zamanda anlatılması kolay ama anlaşılması sanırım biraz zor. Kendi içerisinde dallara ayrılmış, okumak için biraz parasal güce ihtiyacınız olan ve Türkiye'de rakibi aslında çok olan ama aslında hiç olmayan bir sektör. Bizim birçok müşterimiz daha önce iç mimarlık veya mimarlık alanında yurt dışına açılmaya çalıştı. Başarılı olanları oldu. Çünkü Türkiye'deki yaptıkları işlerin yeterince para kazandırmadığını ya da haklarını burada yeterince kazanamadıklarını Aynen. düşündükleri için yurt dışına açıldılar. Birçok kişi burada yaşarken firmalarını maalesef yurt dışında açıp, yurt dışı firmasıymış gibi kendilerini gösterip burada iş yapmaya devam ettiler. Benim katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederken sorum şu olacak. Gamze Hanım, 10 yıl geriye gitseydiniz tekrar iç mimar, bu Türkiye koşullarında iyi ya da kötü, hı hı. bu ekonomik şartlarda, bu yaşama koşullarında, çalışma koşullarında hı hı. tekrar iç mimar olur muydunuz? Neden? Açıkçası olurdum. Çünkü hep şey durumu vardır aslında. İç mimar bir şey yapabilmek için çevre gerekli midir? İş yapabilmek için çevre gerekli midir diye bir durum var. Evet, iç mimar için kesinlikle çevre çok önemli. Yani eğer bu ülkede ya da bu sektörde para kazanmak istiyorsanız çevrenizin olması çok değerli bir şey. Hı hı. Ancak eğer çok iyiyseniz, kendinizi kanıtlarsanız ve sizin yanınızdaki insan siz kendinizi kanıtladığınızda sizin üzerinizden para kazanmak yerine sizin elinizden tutup yukarıya çıkarıp sizin yeteneklerinizi başka insanlarla paylaşmaya başlarsa o zaman da çok başarılı olabilirsiniz. Hı hı. O sebepten dolayı ben yeteneğin bir yerde her zaman suyu yüzüne çıktığına inanıyorum. O sebepten dolayı yine yapmak isterdim. Yine de seve seve yapardım. Ne değiştirdiniz şu anda? Türkiye konjonktüründe deseler ki Gamze Hanım size bir sihirli değnek. Çayı batırıp yemeyin. Tamam. Erik modern. Ne yapardınız? Yani ne değiştiririz? Bir tek hani şunu, yani tabii ki bir şeyle çözülecek bir durum Şöyle değil. Şöyle bir şey değiştirirdim. Normalde aslında var. Bu imza problemi var aslında. İç mimarlar imza yetkisi olmalı mı diye bir problem var. Evet, olmalı, destekliyorum ama ben bir şeyi hakkını iddia edebilmek için imza olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ben mimar olup dış cepheyi de yapardım. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Sadece şunu isterdim. İç mimarın imza yetkisinin olması demek sektörde iç mimarın nasıl şu an bir hastanede doktor çalıştırmak zorundaysanız ya da inşaat mühendisi ya da kontrol için başka bir mühendis çalıştırmak zorundaysanız aynı şekilde iç mimar çalıştırmak da zorunlu olacaktı. Hı hı. O yüzden kesinlikle öyle bir şeyin olmasını isterdim. Anladım. Yani zorunluluk olması
Bence mekanların kalitesini, kalite algısını, mekan tasarımlarının değişimini, hepsini değiştirecek. Değil mi? O yüzden... Ben tam bitirirken bir soru daha sormak istiyorum. Bu sanırım çok işinize yarayacak bir soru arkadaşlarım. Neden patron olmayı tercih ettiniz birinin altında çalışmak yerine? Güzel soru. Bununla ilgili bilmiyorum. Sanırım şu yüzden olabilir. En önemlisi benim için. Sürekli olarak bir şeyler yaptığımda, dediğim gibi çok iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Ve benim yaptığım çizimler başkalarının ismi altında anıldı. Çünkü ben o kadar büyük değildim. Bu sebepten dolayı kendi işlerimin başkaları tarafından alkışlanması ama benim adım geçmeden alkışlanması zoruma gitti. Bu sebepten dolayı kendi işimi çok kurup, güzel. Kendi işimde aynı yani, başarıyı elde etmeye çalışıyorum. Türkiye içerisinde ve dünyada bir platform içerisinde aslında individual yani tek çalışan evet, veya tek bireysel iş yapanların isimlerine biraz daha saygı gösterilse aslında mimarlar gidip de muhasebeyle, iç mimarlar gidip muhasebeyle, gidip dükkan kirasıyla falan uğraşmak yerine aslında barışçıl bir şekilde bu şeyin altında, bu ağacın altında çalışırlar gibi geliyor değil mi? Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız için. Çok güzel bir sohbet oldu. Sürçülisan ettiysek affola. Benim de çok alanım olmayan bir konuda konuşmaya çalıştım. Anladığım kadarıyla genel olarak durumumuz her yerde olduğu gibi bir girişimcilik problemi. İhtiyaç çerçevesi içerisinde iç mimarlarımızın veya yüksek kademede bulunan mimarların, aşağı kademede bulunan mimarların genel haliyle bir toparlanması, kanunların belki regüle edilmesi ve bir araya gelebilmesi için uygun ortamlar gerekiyor. Yoksa başarılı olan kişiler yurt dışına gidiyor. Her yerde olduğu gibi. Buradan bu bölümü seçecek olan arkadaşlara veya bu bölüme hali hazırda başlamış olan arkadaşlara benim nacizane tavsiyem. Her yerde olduğu gibi farklılığınızı göstermeye çalışmanız ve sistemin sizi alt etmeye çalışmasını yumruğunuzla karşılık gösterip güzel yollar bulup büyümeye çalışmanız. Gamze Hanım çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Katılımlarınızdan dolayı. Burada bizi izleyen sizlere çok teşekkür ederiz ayrıca. Herhangi bir şekilde bir sorunuz olursa Gamze Hanım'ın bilgileri yukarıda olacak. Ona oradan ulaşabilirsiniz. Görmek istediğiniz yeni konuklar, görmek istediğiniz, duymak istediğiniz yeni konular olursa bilgilerden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bizimle kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.